Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'na girişle ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir söylem vardır demiş. Yani arkadaşlar edebi bir metinden bahsediyor. Yazın demek, edebiyat demek. Seçeneklere baktığımızda dağlık yamaçlar kıyıdan başlayarak 5-600 metre yükseltiye kadar olan kısımlarda bütün mevsimlerde yeşil kalan sert ve parlak yapraklı bitkilerden meydana gelmiş olan Akdeniz makisi ile kaplıdır. Bu kısımlar çok tenhadır. Şurada burada bazı küçük köylere rastlanır. Görmüş olduğunuz gibi bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bu metin nedir? Öğretici bir metindir. Bu bölge Anadolu'nun Akdeniz kıyıları boyunda genişliği 120-180 km arasında değişen bir şerit meydana getirir. Batıda Ege bölgesine komşu olur. Kuzeyde İç Anadolu'dan ayrılır. Burada iki bölgeyi ayıran sınır Toros Dağları'nın İç Anadolu yüksek düzlüklerine bakan yamacını boylar. Bakın burada da arkadaşlar bilgi vermek amacıyla yazılan bir metin görüyoruz. O yüzden bu da nedir? Öğretici bir metindir. C seçeneğine bakalım. Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur. Kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisiyle dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Burada da bilgi verme amacıyla yazıldığını görüyoruz. O yüzden bu da nedir? Öğretici bir metindir. D seçeneği dursun. Akdeniz iklimi kıyı ovalarından içeriye sokulduğu halde dağlık yerlerde ancak dar bir şerit üzerinde kendini belli eder ve yüksekliklere doğru önemli değişikliklere uğrar. Akdeniz bölgesinde dağlık alanlarla kıyı ovaları arasında bitki şekilleri ve insanların yaşayışı bakımından büyük farklar seçilir. Bakın arkadaşlar, burada da öğretici bir bilgi var. O yüzden bu da öğretici metinlerden alınmıştır. Çünkü bilgi vermek amacıyla yazılmış. D seçeneğine baktığımızda ise Toros Dağları'nın etekleri ta Akdeniz'den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz'in üstünde daima top top ak ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz, kirli topraklardır. Kirli toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, buradaki ifadelerde genellikle mecazlı bir anlatımın olduğu görülmektedir. Mecazlı bir anlatım varsa bu nedir arkadaşlar? Edebi bir metindir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru, öğretici metinlerle sanatsal metinlerin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık vardır? Öğretici metinler bilgi vermek amacıyla yazılırken sanatsal metinler estetik zevk vermek amacıyla yazılır. Arkadaşlar bu ifade doğrudur, bunu elemiş oluruz. Öğretici metinlerde nesnellik vardır. Sanatsal metinlerde nesnel bir kesinlik yoktur. Evet, öğretici metinlerde nesnellik vardır sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır. Sanatsal metinlerde ise çoğunlukla öznellik vardır. Kelimelerde mecaz anlamıyla kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Öğretici metinlerde söz sanatları kullanılmazken sanatsal metinlerde kullanılır. Evet arkadaşlar, öğretici metinler bilgi aktarmak amacıyla yazılan yazılar olduğu için söz sanatları kullanılmaz. Fakat edebi metinlere baktığımızda estetik zevk ve haz ön planda olduğu için söz sanatlarının kullanıldığı görülür. O yüzden bu ifade de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Öğretici metinlerde dil bilgi verici işlevde, sanatsal metinlerde coşku ve heyecana bağlı veya şiirsel işlevde kullanılır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise öğretici metinlerde betimleyici ve öyküleyici anlatım kullanılırken sanatsal metinlerde açıklayıcı ve tanımlayıcı anlatım kullanılır. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Öğretici metinlerde açıklayıcı ve tanımlayıcı ifadeler, anlatım tekniği kullanılırken sanatsal metinlerde betimleyici ve öyküleyici anlatım tekniği kullanılır. Tam tersi bir durum söz konusudur. O yüzden burada bir yanlışlık vardır.
Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, sanatsal metinlerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Verilmek istenen ileti kanıtlanamaz. Doğruluğu ya da yanlışlığı gösterilemez. Evet arkadaşlar, sanatsal metinlerde öznel ifadeler kullanıldığı için doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamaz. Bu ifade doğrudur. Bunun için A seçeneğini elemiş oluruz. Dil, bilgi iletme ve öğretme amacına yönelik değildir. Evet, dil çoğunlukla arkadaşlar coşku ve heyecanı dile getiren, yani sanatsal işlevde kullanılır. Bu da doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimleri kullanılır. Evet, ikinci soruda ifade etmiştik. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Öğretmeyi değil, yaşatmayı amaçlar. Öğretmek arkadaşlar öğretici metinlerin işidir. Sanatsal metinlerde amaç estetik zevk uyandırmaktır. Yani yaşatmayı amaçlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan günlük dilin söz değerlerinin dışına çıkmaz diyor. Hayır arkadaşlar. Sanatsal metinlerde genellikle sanatlı söyleyişler ve mecazlı kullanımlar söz konusudur. Dolayısıyla günlük dilin söz değerleri genel itibariyle kullanılmaz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sanatsal metinlerde nesnellik değil, öznellik ağır basar. Evet, sanatsal metinlerde öznellik ağır basar. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Sanatsal metinlerde dilin coşku ve heyecana bağlı işlevi ağır basar. Bu da doğrudur. Öğretici metin olmadığı için bilgi aktarmak söz konusu değildir. Estetik zevk söz konusudur. Bu yüzden de dil heyecana bağlı işlevde kullanılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sanatsal metinlerde estetik kaygı uyandırma amacı vardır. Demin söylemiştik arkadaşlar. En temel amaçlarından biri budur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Sanatsal metinlerde imgesel söyleyişlere çokça yer verilir. Yani sanatlı söyleyişlere, mecazlı söyleyişlere çokça yer verilir. Çağrışım gücü yüksektir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde yer alan sanatsal metinlerde üslup önemli olmayıp dil son derece yalındır demiş. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Dil çok önemlidir. Sanatsal metinlerde sanatlı söyleyiş söz konusudur hatta. O yüzden de imgelerden yararlanıldığı görülmektedir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Nokta nokta Tanzimat döneminde dil ve sözlük alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Kamusu Türkiye adlı eseri önemli bir sözlüktür. Kamusu Arabi ve Kamusu Fransevi diğer sözlük çalışmalarıdır. Ayrıca 6 ciltlik ansiklopedik sözlük niteliği taşıyan Kamusul Alam adlı eseri de vardır. Arkadaşlar kimden bahsediyor? Tabii ki Şemseddin Sami'den bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Sami Paşazade Sezai demiş. Bunu elemiş oluruz. Nabizade Nazım değil. Ahmet Vefik Paşa değil. Muallim Naci değil. Şemseddin Sami'nin yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Altıncı soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru tipi olduğu için önce seçenekleri okuyarak çözmeye başlıyorum. Tıpkı paragraf soruları gibi. Edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisini örnek oluşturmaktadır. Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır. Ruh çözümlemelerine başvurulmuştur. Anlatıcı sadece gözlemlerini aktarmıştır. Çeşitli sanat söyleyişlerinden yararlanılmıştır. Parçaya bakalım. Nusret bana yalan söyledi. Dünyanın hiçbir Nusret'i yalan söylememelidir. Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu. Ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşırıyordum. Yalana her şey isyan etmelidir. Eşya bile. Damlardan kiremitler uçmalıdır. Ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır. Camlar kırılmalıdır. Hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan. Zavallı mürahik. Nusret bana yalan söyledi.
Ah, ben ruhumun içindeki o ikinci ruhu bilirim. Esrarı gören gözleriyle ve esrarı duyan kulaklarıyla her şeyi sezer ve bana sezdirir ve beni aldatmaz. Ah, içim beni aldatmaz. Ben o gün odaya girer girmez her şeyi sezdim. Aynalı dolap kapısının gıcırtısı, Nusret'in dizleri ve Nurefşan'ın gözleri bana üç münadi gibi haykırdılar. Bakın burada arkadaşlar, şurada ruhum diyerek edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisine değindiğini görüyoruz. Biz buradan A seçeneğini çıkarmış oluruz, bunu elemiş olduk. Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır. Evet, Nusret'in başına gelenlerden bahsediyor arkadaşlar. Bir olay var, anlatmaya bağlı bir metin, kişi var, zaman var, bunu da elemiş olduk. Ruh çözümlemelerine başvurulmuştur. Bu da doğrudur. Bakın buradan bunu da çıkarabiliriz. Yani C seçeneği de çıkar. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Çeşitli sanat söyleyişlerinden yararlanılmıştır. Yalana her şey isyan etmelidir. Eşya bile derken, hatta eşyanın bile buna tahammül ettiğini şaşırıyorum derken, arkadaşlar burada ne var? Burada kişileştirme var. Yani diğer adıyla teşhis sanatı var. Ayrıca damlardan başlayarak buraya kadar olan ifadede de mübalağa sanatının kullanıldığı görülmektedir. Hem abartı hem de kişileştirme sanatı var. O yüzden E seçeneğini de elemiş olurum. Burada anlatıcı sadece gözlemlerinden değil, bakın psikolojik unsurlardan da faydalanıyor. O yüzden arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada edebiyatın hangi bilim dalıyla olan ilişkisi ele alınmıştır? Bu bilim dalının edebiyata vereceği en büyük desteklerden biri yine onun ruhuna uygun olan insanın iç evreniyle ilgili tespitlerdir. Özellikle roman ve hikaye tahlillerinde başvurulan şahıs kadrosu tasniflerinde bu alandan oldukça detaylı bilgiler alınabilir. Günümüzde insan ruhuyla bedeni arasındaki ilişkilerin tahlili geçmişe göre daha kolaydır. Bedenin içinde bulunduğu ruh durumuna göre biçimlendiği kas sistemlerinin, kan basıncının ruh durumunu yansıttığı artık bilinmektedir. Ruhun beden üzerindeki etkisine ilişkin pek çok şey zaten öteden beri bilinmektedir. Ne var ki bu bilgiler ancak şimdi yerli yerine oturtulabilmiştir. Ruhun beden üzerindeki etkisi belli eden ve herkeste düzenli gözlemlenip günlük yaşamda en sık karşılaşan bir örnek olarak içteki duygu ve heyecanların dışa vurumunu gösterebiliriz. Bakın arkadaşlar, bu parçada en çok tekrar edilen kelime nedir? Ruhtur, doğru mu? Ruhun edebiyatla olan ilişkisinden bahsetmiştir. Peki ruh bilimin ilgilenen bilim dalı hangisidir? Felsefe değil, antropoloji değil, sosyoloji değil, etnografya değil. Tabii ki arkadaşlar psikolojidir. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu iki cümle aşağıda verilen yargılardan hangisine örnek oluşturmaktadır diyor. Türkçe'de devenin rengini gösteren bir tek deve tüyü kelimesi bulunduğu halde Arap dilinde bu rengin ton farklılıklarını gösteren birçok, hatta 100'e yakın kelimenin varlığından söz edilmektedir. Eskimoğlar'da karın yaşama düzeni bakımından taşıdığı önem dolayısıyla yavaş yavaş yağan kar, kuru rüzgarla savrulan kar, toz halinde uçuşan kar, ıslak olarak buzlanmış kar, üstü buz tutmuş kar, ev yapmakta kullanılan ve kalıp halinde kesilebilen kuru kar türleri için hep ayrı ayrı kelimeler bulunmaktadır. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız farklı kelimelerin farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda nasıl kullandıklarını, onların duygu ve düşüncelerini nasıl yansıttıkları anlatılmaktadır. Seçeneklere bakalım. Dil, anlatıma alacağı varlık, duygu ve düşünceleri ifade edecek kelimeleri kendi imkanları ile bulamayınca başka dillerden kelime alır, fakat bunları kendi mantık ve ses yapısına göre değiştirir, minileştirir. Arkadaşlar bu buna örnek değildir, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Dil bizim onu görebilme hızımızdan daha hızlı değişmez. Değişecek olsa ne konuşulabilir, ne yazılabilir, ne de topluma geniş ölçüde rahatlıkla anlaşabiliriz. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Dil dışarıdan gelen zorlamaları hiç kabul etmez. Bünyesine zorla sokulan unsurları da bu hareketlilik sayesinde kolaylıkla atabilme, değiştirme kabiliyetini her zaman gösterir veya onları kendi yapısına uydurur. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Dil olmuş, bitmiş, sona ermiş,
son şeklini almış, belli bir kalıba dökülmüş ve donmuş bir varlık değildir. Kendi kuralları içinde başlangıçtan beri kesintisiz bir şekilde devam etmiş, bu devamlılık içinde kendini yenileyerek bazı değişikliklere uğramıştır. Yine bu iki parçada verilene bu da örnek oluşturmaz, bunu denemiş olduk. B seçeneğine baktığımızda ise diller toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içindeki uğradıkları değişime ve gelişmelere göre şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı birer biçimlenmeye uğramışlardır. Evet arkadaşlar, burada da bu anlatılmak isteniyor. Hem Eskimo'lardaki karın ne anlama geldiği, nasıl kullanıldığı, aynı zamanda da Türkçedeki deve tüyü sözcüğünün çok fazla kullanılmadığı halde Araplarda kullanılması burada bahsettikleriyle ilgilidir. Yani o coğrafyadaki kullanım şekline göre, onların duygu ve düşünce tarzına göre, sosyal durumlarına göre, zamana göre gelişmeleri ve değişimlerini anlatmaktadır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testinde son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Tiyatro göstermeye bağlı metinler demiş. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. Söyle sözlü türler, bu da doğrudur, bunu elemiş oluruz. Roman anlatmaya bağlı metinler, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Makale gazete çevresinde gelişen öğretici metinler, bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Eleştiri kişisel hayatı konu edinen metinler demiş. Arkadaşlar, eleştiri kişisel hayatı konu edinen metinler değildir. Eleştiri gazete çevresinde gelişen aynı zamanda öğretici bir metindir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.